Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Derin futbol devam ediyor. Hashtagimiz Beyaz TV Derin Futbol. Hashtag Beyaz TV Derin Futbol. Sorularınızı, yorumlarınızı, istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Ama ne yazmanız gerektiğinizi biliyorsunuz. Kötü olan hiçbir şeyi okumuyoruz. Güzel olan her şeyi okuyoruz. Sevgili seyirciler, yorumlarınızı bekliyoruz. Erdal Gülyüz, Ozan Erengil, Tolga Demircan, Beykozlu Kutsal, gmail.com, Kaan, Tolga Demircan'ı söyledik, Zeki'yi söyledik, Suat Küçükince, Burak Özdemir, Robocop, Beykozlu Kutsal'ı söyledik, Bülent 75, Mert Zaim, Suat Küçükince diye devam ediyor sevgili seyirciler. Ecem Buse hanımefendi, Ömer Faruk Okur. Sevgili seyirciler, birazdan çok önemli bir son dakika gelişmesi vereceğim. Şu anda bundan sadece yönetmenimin haberi var. Şu anda bana gelen çok sıcak bir haber var. Perşembe günü yılın buluşması gerçekleşiyor. Ve Türk televizyonlarında, medyada ilk kez birazdan Beyaz TV ekranlarında Derin Futbol'da duyacaksınız. Yılın buluşması Perşembe günü gerçekleşecek. Haberin ayrıntılarını bekliyorum ama gerçekten şu anda gazeteci arkadaşlarımdan da rica edeceğim. Bu konuyla ilgili olarak mutlaka gazetelerin manşet taraflarında mutlaka bir boşluk bırakın. Çünkü haberin ayrıntısını bekliyorum. Çağlayan'da çok büyük bir gelişme olacak. Çok büyük bir buluşma olacak. Bunun altını çizerek belirtiyorum. Spor dışı. Sevgili seyirciler, spor. Sporla ilgili tarihi bir buluşma olacak Çağlayan'da. İstanbul, Çağlayan Adliye Sarayı'nda. Çağlayan Şehit Kiraz Adliyesi'nde. Mehmet Şehit Mehmet Kiraz, evet, rahmetlimizin Kiraz, evet. Adalet Sarayı'nda. Adalet Sarayı'nda. Benim ikinci adresim orası. Birinci adresim ev veriyorum. İkinci adresim İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı veriyorum. Çok 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 önemli. Tarihi bir buluşma olacak. Bunun altını çizerek belirtiyorum. Az sonra yılın buluşması Perşembe günü. Derin Futbol açıklayacak sevgili seyirciler. Akhisar karşısında Galatasaray 2-0 kazandı. İlk yarım saatte Akhisar gol bulabilirdi, goller bulabilirdi. Ama sonrasında bambaşka bir Galatasaray vardı. Hamit yoktu, Melo yoktu. Ahmet Çakar'ın önce bir tweetini bir kez daha ekrana getirelim. Ahmet Çakar'ın bu tweetini Sezgin Gelmez basın toplantısında Hamza Hoca'ya sordu. Birazdan havalimanından da görüntüler ekrana gelecek. Sıcağı sıcağına son dakika olarak canlı canlı ekrana gelecek görüntüler. Beyaz TV kameraları her şeyi görüntüleyecek. Galatasaray'ın havalimanındaki görüntülerini ekrana getirecek. Allah Allah, Galatasaray'ın antrenmanını Lig TV neden canlı yayınlıyor şeklinde bir tweet attı Ahmet Hoca. Hamza Hoca'ya Sezgin Gelmez sordu. Bir bakalım ne demiş Hamza Hoca basın toplantısında bu konuyla ilgili olarak. 2-0'dan sonra sizin için rahat bir karşılaşma mı oldu hocam? Çünkü artık son haftalara gelindiğinde oldukça sosyal medyada da spekülasyonlar yapılmaya başladı. İki taraf kendini fazla sıkmadı, maça iki taraf da ağırlığını koymadı şeklinde yorumlar var. Hatta Ahmet Çakar'ın bir yorumu var maç devam ederken. Galatasaray'ın idman maçını yayıncı kuruluşu niye veriyor şeklinde. Katılıyor musunuz bunlara? Ya buna nasıl katılabilirim? Yani o zaman bizim yaptığımız yani savunmalar falan hepsi boş. Yani hiçbir şey yapmadık demek sahada biz. Yani bunlara katılmam mümkün değil. Akhisarspor gol için girişimlerde bulundu. Yani son dakika Mehmet Akyüz'ün vurduğu gol olsa o zaman değişecek mi diyorum. Bilen'in uzaktan vurdukları bir tanesi çatala gitse değişecek mi diyorum. Yani ara pasları attılar, kaç tane savunmamız onları engelledi. Eğer iyi savunma yapmayıp bir tanesini kaçırıp gol yeseydik değişecek miydi durum? Yani gülmekten başka bir şey yapamam bu yoruma ben. Evet, buna geçeceğim tekrar. Hamza Hoca'nın açıklamasına geçeceğim ama haberi veriyorum sevgili seyirciler. Perşembe günü tarihi bir buluşma gerçekleşecek. İstanbul Barosu Spor ve Spor Hukuku Komisyonu Kulüpler Yasa Taslağı'nın değerlendirileceği panelde 7 Mayıs Perşembe saat 13.00'da Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'la Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Duygun Yarsuvat sporda birlik mesajı için bir araya gelecekler. Yer Çağlayan Adliyesi Şehit Mehmet Kiraz Salonunda sevgili seyirciler. Bir kez daha tekrar ediyorum. İstanbul Barosu Spor ve Spor Hukuku Komisyonu Kulüpler Yasa Taslağı'nın değerlendirileceği panelde 7 Mayıs Perşembe saat 13.00'da Sayın Başkan Aziz Yıldırım ve Sayın Duygun Yarsuvat sporda birlik mesajı için bir araya gelecekler. Yer Çağlayan Adliyesi Şehit Mehmet Kiraz Salonunda olacaklar sevgili seyirciler. Evet, bu sıcak gelişmeyi de sizlere verdikten sonra hemen Hamza Hoca'nın açıklamasını önce Ahmet Hoca'ya bir soralım bakalım. Hocam, Hamza Hoca
biraz aslında bir tepki koymuş. Haklı yere. Ya koyabilir ben tepki koyulur. Ben daha belki de kimse, sert bir kimse, cevap verirdim. Kimse benim yoğurdum ekşi demez. Ben bugün maçı 75 dakika dayandım. Benim gördüğüm bir antrenman maçı hüviyetindeydi. Şimdi daha ileri gideyim. Görünen o ki bundan sonra söylediğim sadece mecaz tabii. Hamza Hoca, Akhisar takımı oyuncuları jübile yaptılar. Dinliyor musunuz beni? Evet. Dinliyoruz hocam. Jübile yaptılar dediniz. Ne bileyim hocam? Türk halkı kandırılmasın. Bakın bugün Galatasaray'ın Akhisar'ı yaptı. Hocam burada Galatasaray'ın emeğine yazık ama ya. Galatasaray'a laf atıyor. Bu söylenen. Ayıp. Bakın hala anlatamıyorum. Akhisar'a da yazık. Galatasaray'a da yazık. Peki. Hamza Hoca'ya da yazık. Bugün o zaman şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Akhisar cansiperhane mücadele etti. Kaybetmemek için, maçı kazanmak için elinden geleni yaptı. Kora kor, dişe diş mücadele ettiler. Çatır çatır yenildiler. Bunu mu söylememiş? Hocam, şimdi Akhisar kusura bakmasın. Ama çok sana özür bak, diyorum. Örnek veriyorum. Hayır, özür diyorum. Akhisar kusura bakmasın. He. Bugün sokaktaki 4 yaşındaki bir çocuğa da sor. Hı. Akhisar belediye ile Galatasaray maçını kimin kazanacağını sor. Galatasaray derler. Galatasaray. Yok öyle bir şey, niye? Öyle bir şey yok. Niye Akhisar hocam? Galatasaray maçı ne demek çantada keklik? Türkiye'de hiçbir maç çantada kek. İşte al küme düşmüş Balıkesir'le Fenerbahçe'nin maçını izledik. Hocam ilk yarım saati seyretmedik mi? Beraber benim seyrettik. Odamda seyrettik. Evet, ne olacak? Çatır çatır oynayan bir tane Akhisar çatır, vardı bak, ilk sen, yarım saatte. Çatır çatır başka bir şey. Efendim bak şimdi. Çatır çatır geçen hafta Antep'in oynadığıdır. Şunu söyleyebilirim. İkisi aynı skorla yenildi. 2-0. Hepimizin bir görüşü var. Hepimiz maçı seyrediyoruz, bakıyoruz. Şimdi kimsenin emeğine, bakın kimsenin emeğine falan saygısızlık yapmıyoruz. Galatasaray takımı çok güçlü bir takım. Oğuz elinden kaçırmasaydı belki de ilk devre 0-0 devam edebilirdi. Yani Burak'ın ilk attığı golde. Olabilir. Ben ondan değil. Ya şu olabilir diyorum. Bu da olması da normaldir. Yani, ben Ahmet Hoca, hoca daha sivrisini yaptı diyor. Hayır, hoca daha jübile ben yaptı Ahmet. Ya, jübile falan söyledi. Değil. Ben şunu söyleyebilirim yani. Biraz bir duygusallık. Sinan abi çok özür dilerim. Havalimanı sıcak görüntüler şu anda. Sinan Engin konuşurken. Duygusallık her an Sezgin Gelmez'e de gidebiliriz belirtelim. Yine. Yani bir duygusallık olabilir. Bir iki futbolcu, iki üç son futbolcusu. İki üç futbolcusu. Biraz böyle bir duygusallık yapmış olabilir. Ama yani bu Galatasaray'ın galibiyetini yine gölgelemez. Gölgelemez ama bu Türkiye liglerinde bunlar yaşanıyor. Bakın Fenerbahçe'ye karşı işte şu takımda şöyle oynuyor, Beşiktaş'a bu oynuyor, Galatasaray. Bunlar ligimizde bunları görüyoruz. Ama ben bugün baktım mı şunu gördüm. 2-3 tane oyuncu. Sinan abi özür dilerim. Çok yumuşak arkadaşlar. Attığın 2 gol var. Galibiyet bunlarla geldi. Mutluyuz. Ne söylemek istersin? Mutluyuz abi. Çok şükür mutluyuz. Yani kazanmak önemliydi. Gol değil. Kazandık, mutluyuz abi. Şampiyonluk için söyleyeceğim bir şey 5 hafta kaldı. İnşallah olacağız Allah izin verirse. Beşiktaş derbisi çok önemli olacak herhalde. Ona daha çok var abi. Burak. Aman. Yok. Burak bir şey daha çok konuşuluyor. Onu da sormak istiyorum sana. Saçlarınla ilgili ben sana bir soru sordum. Orada bana biraz bozuldu. Evet. Şimdi kestirmişsin. Ha yine soruyorsun yine bozacağım abi. Öyle mi? Peki. Teşekkür ediyoruz. Ertem Şener, Burak saçlarını kestirmiş gördüğünüz gibi ama bu konuda sorulara cevap vermek istemiyor. Şimdi diğer futbolculara bakıyoruz. Bravo Sezgin abi, bravo. Bravo Sezgin Gelmez. Bir saniye. Bravo. Kaptan burada. Kaptan, zor bir görev vardı Melo'nun yokluğunda. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun? Zor bir maçtı dediğin gibi abi. Çok mutluyuz kazandığımız için. Artık final haftaları başladı. Son 5. İnşallah onları da kazanırız. Mutlu sona ulaşırız. Herkes Beşiktaş maçını konuşuyor ama ondan önce de tabii maçlar tabii var. Ki, Beşiktaş maçı mı belirler yoksa o zamana kadar belirlenir mi şampiyonluk? Bence o zaman da belirlenmez. 34 bitene kadar belli olmaz sona kadar. Kaptan bir stres var mıydı bugün? Oyunda bir durgunluk vardı. Özellikle 2-0 yakalandıktan sonra bir skoru koruma gayreti mi oldu? Tabii içgüdüsel olarak oluyor bunlar. Dediğim gibi skoru aldıktan sonra her futbolcu bunu yaşar. Ama dediğim gibi iyi konsantre olduk. Maçı da kazandık. Galatasaray taraftarına son vereceğim bir mesaj. Sağ olun. Teşekkür ederim hepsine. Dışarıda yapabilir misiniz çekiminizi? Burası yasak. Selçuk İnan'ın kaptanın da görüşleri bu şekildeydi. Diğer oyunculara bakıyoruz. Nereden çıktı? Hamza Hoca şu anda çocuklarla fotoğraf çektiriyor. Çok sağ olun. Zamanı yok mu?
Hocam. Evet, şimdi memurlar geldi. Hocam, canlı yayındayız. Çok kısa bir şey çok sormak istiyorum. Şampiyonluk için ne söylemek istersiniz? 5 hafta kaldı. 5 tane zor maçımız var. Yani bizim kadar, yani bizim maçlarımızın zor olduğu kadar rakiplerimizin maçları da zor. İnşallah sonunda şampiyonluğu yakalayan taraf biz oluruz yani. Taraftarınızla bir mesajınız olacak mı hocam? Gerçi Türk Telekom yani artık ilk haftaları görüntü yani oluyor. Bugün de zaten Akhisar'da, Manisa'da oldukça iyi taraftarımız evet. vardı. Bize desteklerini sürdürsünler. Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Onlar da bizle beraber bu yarışta ortak olsunlar. Hocam, Burak sakatlıktan çıktı ve bugün iki golü var. 90 dakikada tuttuğunuz evet. oyunda. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şampiyonluk gelirse en büyük pay sahibi olanlardan bir futbolcu herkesin, olacak. Herkesin payı olduğu gibi onun da payı olacak. Burak'ı nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? İyi, memnunum bugünkü oyunundan. Gerçi savunma anlamında pek fazla bir şey katkı sağlayamadı takımımıza ama Burak'ın orada olması zaten rakibi hücuma çıkarmamasıyla zaten o görevini yapmış oldu. Fırsatçılığını da golcülüğünü de bir kez daha göstermiş oldu. Burak'ı da tebrik ediyorum. Oyuncularımı da tebrik ediyorum. Ahmet Hoca'ya kırgın mısın? Yok canım, niye kırgın olayım? Herkesin düşüncesi kendisine ait. İyi yolculuklar diliyorum. Teşekkürler. Ertem Şener, gördüğünüz gibi Hamza Hoca hiç kimseyi kırmıyor aslında. Uçak birazdan hareket edecek. Bütün futbolcular içeriye girdi ama Hamza Hoca burada Galatasaray taraftarlarını kırmıyor. Onlarla öz çekim yapıyor ve şimdi de içeriye doğru giriyor. Bu arada Galatasaray'ın bu galibiyetle tabii ki işi bitmiyor. Yarın sabah erken saatlerde de Florya'da antrenman yaptıracak Hamza Hoca futbolcularına. Ertem Şener, bir şey daha ilave etmek istiyorum. Ben müdürümüz Onur Yıldız'la da konuştum. Hani artık takım otobüsü geliyor, yaklaştı havaalanına diye. Bir 5 dakikalık gecikme oldu. Aslında bir komediydi o. Önde Galatasaray'a götüren eskort arabası havaalanında takımın gireceği yeri şaşırdı. İşte onu şaşırınca da İzmir'de havaalanında hem üst katta hem alt katta Galatasaray'ın takım otobüsü adeta bir tur attı havaalanının etrafında. En sonunda girecek yeri bulduk ve şu anda kontrolden de geçiyor futbol. İçeride büyük bir tezahürat var sarı kırmızı taraftarlardan. Yaklaşık bir saatlik bir süre sonra Galatasaray kafilesi İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda olacak. Ben en başta şunu söylemek istiyorum. Başta Burak, sonrasında Selçuk ve Hamza Hoca'ya. Özellikle Hamza Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Öyle bir soru sordu ki Sezgin Gelmez basın toplantısında. Ahmet Hoca'nın attığı tweetten sonra tekrar gelip konuşması Hamza Hoca'nın ne kadar büyük bir adam olduğunu, tırnak içerisinde bir adam olduğunu gösteriyor. Hamza Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Galatasaraylı futbolculara çok teşekkür ediyorum. Burak Yılmaz'a ve Selçuk'a, Galatasaray yönetimine teşekkür ediyorum. Sebebi şu, mikrofon uzatılınca cevap veriliyor ve sonrasında her şey daha da yumuşuyor. Böyle olması durumunda programlarda futbol daha da çok konuşuluyor. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Dün Beşiktaş... Ben bugün Galatasaray'ın yaptığı ben de çok teşekkür ederim. Ertem'cim, biz burada pardon hocam. Biz zaten Hamza Hoca ile burada çok övgüler. Yani bunu boşa olmadığını tüm kamuoyu görmüştür. Bravo. Yani hep bunu söyledik. Çok olgunluk, çok şahane. Çünkü niye biliyor musun? Hep biz bak bunları istiyoruz. Bir emeğe, emekçiye saygı. Oraya havaalanına ne kadar gelmiş. Ben geçen hafta Ahmet Nuçebi eleştirdiğim. Evet, evet, hatırladın evet, değil evet, mi? Evet, evet. Yani abi iki kelime söyle. Gelmiş sana oraya kadar. Onun için Hamza Hoca hakikaten farklı bir insan. Bak yine ben sözümde bak yanlış anlaşılmasın. Duygusallık derken evet böyle bir adam sevilir abi. Böyle bir adamla çalışmışlarsa bu çalışılan bu antrenöre de duygusal da davranılabilir. Bu da büyük başarıdır. Bak inan diyorum. Doğru. Bunda hiç ben normallik görmüyorum biliyor musun? Sen benden fazla bu adam başarılı olmasını sen benden fazla yaşayacaksın. Evet. Benzeri... Yani ben bu adamın başarılı olmasını ben isterim diyordur çocuk biliyor musun? Yapabilirler de bunlar biliyor musun? Gibi adam. Hiç eleştirmiyorum. Bak. Helal olsun. Bu da bir başarıdır. Bu antrenörlükte bir meziyettir biliyor musun Ertem? Bunu karşı futbol takımını eskiden çalışmış olan futbol takımına psikolojik olarak böyle bir şey hissettirmişsen onlara doğru ve seni seviyorsa bu da bir ayrı bunun başarıdır. Bunun örnekleri de var. Helal olsun. Bunun örneği de var bakın. 2006 yılında Yusuf Şimşek Fenerbahçe'den iyi ayrılsaydı, Fenerbahçe ile arası iyi olsaydı o Denizli faciası yaşanmazdı. Açık söyleyeyim. Ne o maçı bırakırdı? Abi maçı bırakmazdı. Yok öyle bir şey olmaz. Şey olmaz. Denizli Spor. 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 Denizli Spor
Bu Fenerbahçe eski kimin eli bana çektirdi? Ben sevgili de onlara Rasim çektireceğim eskiye dedi. Eskiye dönmeyelim. Ama şimdi Hamza tamam. Adam gibi adam. Yani o zaman ilgili açıklama için verdin. Zaten bu dediğin oraya gider. Yapma. Kritik nokta burada. Burada yapma. Kritik nokta burada. Bir eski hakem. Ben Hamza'nın çok maçlarını yönettim. Önemli bir tweet atıyor. Ve şey de diyor ki böyle bir şey yok diyor. Arkasından yarım saat geçiyor. Aynı adamın çalıştığı televizyonun spor servisinin adamı Sezgin Amcaoğlu'ya tekrar soruyor. Yo niye kızayım diyor. Herkesin fikri demokrasi aşığı. Fikir özgürlüğü. Türkiye'nin şu anda buna ihtiyacı. İki. Zaten püf noktası burada. Adam öyle adam normları, insan normları, karşı tarafa sevgi, saygı yaratan tavır ve davranışları vücut diliyle yıllarca çalıştı. Akhisar'da bütün futbolcuların kalbini kazanmış. Bu da çok normal bir şey. Hepsini kazanmış. Burak Selçuk çok yaşa. Biz Burak Selçuk'u da çok eleştirdik. Burak. Onlar da konuşabilme, mikrofonlara ifade verme. Doğru. Duygun Başkan'ın da yarattı hava. Medeni cezaretini gösteriyor. Yani, bu tabii Duygun Hoca'dan. Duygun Yarşubat'tan başlayan bir şey. Bravo. Açık konuşayım. Ben hala söylüyorum. Akhisar'ın sıkmadığını ama ben Sinan benden fazla yaşayacak. Eğer Hamza Hoca ile birkaç yıl çalışmış futbolcuysanız. Bu gayet ona normal. Kalbi bir bağlantınız varsa. Gayet normal hocam. Yani olmaması lazım hep biz insanız. Fark etmez. Bu da bir başarıdır biliyor musun? Eğer bunu da ben sana söyleyeyim. Bu da bir antrenörlük yeteneğidir. Yani geldiğin yerden ayrılmış olduğun bir takıma tekrar çok önemli bir maça gidiyorsun. Bak çok önemli maça gidiyorsun. Ve dolayısıyla gittiğin maçta ve karşında ha bak bu bizim buradaki kendi yani kendi fikrimiz bu bizim ya. Evet. Belki de öyle değil arkadaş. Akhisar çocuklar belki de bütün güçlerini ortaya koydular. Kapasiteleri buydu. Bu belki de Galatasaray takımı müsaade etmedi. Biz de buradan kardeşim oturmuşuz işte kelli felli adamlar. Kendi kendimizi anlatıyoruz yani. Ama evet. O öyle değil. Hamza Hoca diyor ki biz orayı kapattık. Benim kalecim çok iyi. Onun kalecisinin elinden sektirdi. Bilmem ne oldu falan filan. Ya bir sürü pozisyonlar oldu. Şimdi Sinan Akhisar'ın 27 puanı olsa 26 puanı olsa. Böyle olmaz. Kim Hamza Hoca'yı sever o zaman ya. Herkes böyle işine olmaz. Gücüne bakar. Böyle olmaz. Akhisar takımı puan olarak da rahat. Dediğiniz şey de olabilir o. Akhisar'ın kaç puanı var? Akhisar yırtmış. Tabii yırtmış Akhisar. Tekrar söylüyoruz. Daha da ligin son haftalarına doğru daha da böyle takımların bu şekilde medyaya karşı, basına karşı bu şekilde tavırlarından sonra her şeyin karşılıklı olarak daha yumuşak gideceğini, tansiyonun beraberce düşüreceğimizi düşünüyorum. Biz futbol konuşacağız. Onlar böyle güzel röportajlar verecek. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Çünkü hak ediyorlar. Böylesine bir dönemde gerek Beşiktaşlı futbolcular, Olcay Ersan, bugün Selçuk ve Burak, teknik direktörleri, yöneticileri, Beşiktaş yönetimi, Galatasaray yönetimi, inşallah Fenerbahçe yönetimi ve Fenerbahçe futbolcuları da bunu el birliğiyle beraberce başaracağız. Sonsuz teşekkürler kaptanlara. Bu sene ben sana söyleyeyim Ertemciğim. Bu sene örnek ikili var. Bak. İsmail Kartal'ı da yapabiliriz buna. Koyabiliriz. Kesinlikle. Yani, örnek ikili kim? Duygun Yarsıvatlı Hamza Hoca. Hamza Hoca ne dedi? Fenerbahçe'de şampiyon olursa alkışlarım dedi. Yani bunlar cesaret işi biliyor musun? Bu demek. Aynen. Vermek. %100 katılıyorum. Yani hiçbir diyor ki kardeşim ben işimle. Bak biz hep buradan ne dedik? Bazı futbolcular eleştirilene ne dedik? Kardeşim oynadığın topla, oynadığın futbolla taraftarının gözüne gir. Futbol dışı yapmış olduğun reflekslerle işte tweet o bu falan filan bir takım böyle fanatik davranışlardan değil. Hamza ne diyor Hamza Hoca? Fanatizm yapmıyor. Klasik bir Türk anırı. Yani ben fanatik bir Galatasaray'ım. Kimdir? Bir, şimdi Galatasaray teknik direktörü biraz daha fanatik davranırsa Fenerbahçe'ye daha sert demeçler verse taraftarı daha çok sevecek değil tabii. Mi? Yani çok fanatik bir grup var mesela. Ve aynı şey İsmail Kartal içine geçerli. Hiç bunlara çok kuvvetli... Prim vermiyorlar. Çok kuvvetli olduğu zaman bile Hamza Hoca hiç bunlara bile tenezzül etmedi. Biz buradan hep övgüyle bahsettik. Adam gibi adam dedik. Helal olsun dedik. Evet. Bilmem ne dedik. İşte diyoruz ki çok da tekrarladık. Galatasaray dedik Hamza Hamzoğlu şampiyon olsan seviniriz. İsmail Kartal şampiyon olsan seviniriz. Yani Beşiktaş olamadı. Vay onlar falan. Hayır. Onlar da şampiyon olsun seviniriz. Onlar da bizim evet. Arkadaşlarımız. Evet. Ondan dolayı tebrik ediyorum. Üç bakın numara. Bu tip insanlar. Bakın niye gerginlik yok spor programlarında? Neden biliyor musunuz? Sert demeçler yok. Apo var mı? Aynen öyle. Abi. Gerginlik var mı abi? Yok. Kulüp başkanları, yöneticiler. Kulüp başkanları, yöneticiler. Sert konuşmadıkları sürece. Bu iş yönetim işi ya. Bitti. Yönetim şimdi işi. Ahmet Hoca'ya Hamza Hoca. Ahmet Hoca'ya Hamza Hoca. Ben mesela Hamza Hoca'nın yerinde olsam daha değişik cevap verebilirim Ahmet Hoca'ya.
Aferin. Oo. Çok güzel cevap verdi. Sen peki menajer olsaydın, menajerlik döneminde daha agresif olabilirdin. Ne derdin? Canlandırdın. Hele böylesine kalan 5 haftada. Ya, derdin ki Ahmet Çakar'ın haddini bil. Ya bıraksın işine falan filan. Seni bilmem ne. Falan filan. Neyse yani. Aferin. Der miydi? Şahane. Kibar, şahane cevap verdi. Nezakeşlik yapmazsın kardeşim. Hayır hayır. Sen diyor hocam. Sen kibar bir adamsın. Sen olarak ya. Demiyorum ya. Ben seni korurum Ahmet Çakar. Korkma. Der miydi? Böyle bir tweet, böyle bir soru gelmiş olsa diyorum. Ahmet Hoca ile alakalı değil. Genel adam söylüyorum. Ya Rasim sulandırma. Hay Allah'ım. Niye sulandırıyorum ya? Bir şey söylüyorum. Buradan böyle dalıyorsun devamlı ya. Sen menajerken ona gider buna giderdin kardeşim. Ya kimseye falan gider falan yok. Neyse. Yani burada bu kulüp başkanları, yöneticiler. Bakın arkadaşlar, sevgili bizi izleyen seyirciler, taraftarlar, görüyorsunuz değil mi? Burada biz hoca ikimiz hep beraber işte dedik ki Akhisar şöyle duygusallık vardır, olabilir, normaldir dedik de falandı filandı bilmem ne dedik. Ama sonuçta Hamza Hoca bize evet cevabı verdi, çaktık arkadaş. Ama bir dakika şimdi çaktık. Hamza Hoca'nın nezaketi, oyuncuların çaktı. Kibarlığı güzel için çaktı, teşekkür aferin. Ederiz ama bu biraz sonra söyleyeceğim gerçeği göz ardı etmemiş. Hocam, bir dakika, hocam, bir dakika dur bana. Bu kadar şeyden sonra dur. Anlamadım. Rica ediyorum. Ne olmuş? Size işte Türk halkı böyle. Hamza yapma beyefendi. Hocam. Lafım yok. Evet. Hamza hocam beyefendi bir çocuk. Evet. Nazik bir arkadaş. Evet. Çocuk diyorum çünkü çocukluğunu bilirim. Burak kardeşim, Selçuk kardeşim bize konuşmakta büyük bir teveccüh gösterirler kendi. Ama bu asla bizim kamuoyu görevi yaptığımız şu spor yorumlarında biraz sonra söyleyeceğim şeyi söylememi engellememeli. Nedir bu? Hafta başı birkaç gün önce gazetelerde Galatasaray Güray'la ve Bilal'le anlaştı. Bak yine şimdi başladı. Ben bu filmi hocam, geçen o haberler Hamza Hoca geldiğinden beri var hocam. Bak, o haberler bak hocam. Şimdi ya sen gazetedeki hocam, haberlere yalan hakkına, mı diyorsun? Hayır hayır bak yalan demiyorum. Kul hakkına ben girmeyelim. Sana bunun gibi çok Lansın, bir müsaade et bak. Ha. Bilmeden konuşmayın. Spor medyasındaki çoğu haberle yalan demeyin. Bilmeden konuşmayalım. Bir şey söyleyeceğim. Hayır bakın. Şimdi maça 2 gün kala Galatasaray'da bu iki futbolcu Güray ve Bilal'le ilgili olarak Hamza Hoca'nın sezon başından beri, daha doğrusu Galatasaray'a geldiği günden bu yana hep bu iki isim yazılıp çiziliyor. Evet. Hep. Evet. Maalesef bizim bazı gazeteci arkadaşlarımız da bu iki ismi Fenerbahçe taraftarına hoş görünmek için, bak çok net söylüyorum. Allah. Fenerbahçe taraftarına hoş görünmek için veya reyting yapmak için alıyorlar, gazetelerine yazıyorlar. Hamza Hoca'nın bu iki futbolcuyu istediği falan yok şu anda. Nereden biliyorsun? Yok hocam, Hamza Hoca bak ne dedi? Geldiği zaman dedi takımda görmek isterim ama Galatasaray şu anda transfer yapmıyor. Ben bile bak biz bile şu son iki gündür hep diyorum ki iddia. İnanmayın diyorum Galatasaray'la ilgili çıkan transfer haberlerine. Biz ya. Dahil inanmayın sevgili seyirciler. Bizde de şu anda ya. Bir son dakika görürseniz şey bir bitireyim Sinan abi, özür dilerim. Görürseniz ki Galatasaray kim? Atıyorum Musa Sow'la anlaştı. Bana inanmayın. Neden biliyor musunuz? Şu an Galatasaray'da yönetim falan yok çünkü. Şimdi başka yok derken var. Saygısızlık yapmayayım. Ama bundan birkaç gün sonra gidecekler. Onun için Galatasaray yönetiminin şu anda işi gücü transfer yapmak değil. Başkanı belli değil, yeni yöneticisi belli değil, hiçbir şey belli değil. Hamza Hoca'nın bile yeri belli değil daha. Hoca bile son hafta. Bir bitireyim. Hoca bile son hafta ne olup ne olmayacağı belli değil. Onun için bu iki isimle ilgili olarak hocam İnsanları zor durumda bırakmayalım. Ertem'ciğim iki isim falan filan olmaz. İkisi de Galatasaray'da falan oynayamaz. Evet. Galatasaray'ın elinde yerli oyuncu çok var hiç falan filan. Bu işleri falan bıraksınlar. Hamza Hoca işte orada çalıştı diye falan filan bilmem ne. Bunlar tamamıyla manipüle. Yani Galatasaray işte maç öncesi bunlar çıkarılan dedikodular. Ama bir dakika ya. İkisi de oynamaz. Geçen sene de oynayamaz. Hadi bugünkü haberi geçelim. Ahmet Hoca doğru söylüyor. Bu ilk defa olan bir şey değil ki. Ordu Spor'la oynardı. Kulo işi çıkar. Mersin'le oynuyor. Bilmem kim işi çıkar. Bu olmuyor mu senelerdir? Nurettin Amrabat'ın hocam, Kayseri maçı öncesi ben, olur. Ben geçtiğimiz senelerden bahsetmiyorum. Bugünü bırak. Ben Duygun Yarsuvak yönetiminden bahsediyorum. Ya yönetim... Bakın ben Hamza Hoca'nın teknik direktörü olduğu dönemden şimdi ve Duygun Yarsuvak'ın başkan olduğu dönemden bahsediyorum. Duygun Yarsuvak kendi başına, tek başına bu kulübü yönetmiyor. Evet. Bu kulübün sporla ilgili insanları var. Ali Dürüstler var. Abdurrahim Albayraklar var. Evet. Bunların yıllarca yönetimde olduğu yıllarda bu tip haberler hep olmuştur. Her böyle öyle beni ilgilendirmiyor. Ben şu çıkan son iki haberi söylüyorum. Sana anlatmıyoruz ki biz. Kamuoyuna anlatıyoruz. Ama yanlış bilgi veriyorsunuz. Seni ilgilendiriyor. Yanlış bilgi veriyorsunuz. Söylediğim bire emin misiniz? Doğrudur. Hocam benim. Peki bana söyleyin. Güray ile Bilal'in ben Güray Galatasaray ile anlaştığını bana kanıtlayın. Sen beni anlamamakta ısrar ediyorsun. Ben Bilal'in zaten Galatasaray'a transfer olacağını düşünmem 35 yaşından sonra. Tamam. Ben bugünkü haberle söylemiyorum. Kamuoyunun bundan bu çıkan haberlerden kamuoyunun yani Galatasaraylı olmayanların rahatsız
olması boş iş değil. Daha önceleri evveliyatı çok olduğu için diyorum. Sen bunu anlamamakta ısrar ediyorsun. Ve diyorsun ki bilmeden konuşma. Bildiğim hepsi, söylediğim isimlerin hepsi doğrudur. Peki hocam, niye sinirleniyorsunuz? Bir dakika. Bilmeden deme. Hayır, bilmeden konuşuyorsunuz çünkü. Ben bilmeden hiçbir şey söylemedim. Galatasaray'dan hiçbir şey konuşmam. Hayır, neden sinirlendiğinizi bir anlatın. Yapılır kulüplerde. Bir şey söyleyeceğim. Abdülkerim abi. Normalleşelim abi. Hocam bir gerilmeyin. Bir düz sakin ol. Benim normal halim budur. Her şeyin ilk defa bizim programımız. Demek ki çok zamanlarda çok... Hocam o zamanlarda çok sinirleniyorum demek, sinirlendiriliyorum demek. Hocam o zaman sinirlenmeyin rica ediyorum. Tabii 45 dakikada mesela bir dakika bir şey söyleyemiyorum. Tamam peki Abdülkerim abi, ben sizden şunu rica ediyorum. Ne olur küsmeyin, bir bakın yok, buraya. Küsmüyorum, Bilal ve Güray konusunda bana Galatasaray'da yöneticilerden bir bilgi mi aldınız? Veya Fenerbahçe kanadından, Beşiktaş kanadından, Trabzon kanadından. Bir bitireyim hocam ne olur, bakın ben sizi dinledim. Tamam sordun diye söyledim. Hayır, sonra cevap verin. Bilal ve Güray anlaştı mı Galatasaray diye bir haber çıktı. Ahmet Hoca söyledi. Ben de diyorum ki itibar etmeyiniz. Çünkü böyle bir durum var. Bununla ilgili ortada hiçbir gerçeklik yok. Bu aynısı Fenerbahçe'ye de olsa. Ben de var yemin demiyorum ederim aynısını ben söyledim. Ben de var demiyorum zaten. Ama bak geçtiğimiz yıllarda doğru. Necati'dir, bilmem nedir, Kulyo'dur. Alterler olurken birdenbire Necati gündeme gelip hiç. Evet. Onlar hep gündeme geldi. Ama bugün ben öyle değil. Söylemedim bugün ama. Bilal'in Galatasaray'la anlaştığı yöndeki haberlerin hepsi yalan. Ben zaten inanmıyorum. Veya teklif götürüldü. Çünkü Galatasaray'da hiçbir yönetici, yemin ediyorum hocam, bakın yemin ediyorum, hiçbir yönetici gidip Bilal'i karşısına alıp da gel biz de oyna ya, demez. Öyle bir yerden çok konuşuyorsun ama bir konuştursan beni veya Apo kardeşim. Ben çok konuşuyorum. Hayır, ben çok mantıklı konuşuyorum. Hayır, sizinki. Ben de sana bir mantık anlatayım. Bizi kendininkini mantıklı, bizimkini boş konuşmuş olarak değerlendirince. Hayır bak, sizinki yorum. Bak sana kendin de ifşa ettin. Dedin ki Antalya ile oynarken 40 yaşında Necati gündeme geldi bundan 2 yıl önce. Yani bunlar olmamış işler değil. Yapılmamış işler değil. Nasıl yapıldığını anlatacağım şöyle. Ama bak bunu bir dakika. Nasıl yapıldığını anlatayım sana. Bilal'le Güray özelinde konuşmuyorum. Hı. Bu manevra bir haber olduğunu ben de inanırım zaten. Böyle yani. Bunu söylüyorum hocam. Tamam, ama, ya. Tamam da bak bu olur. Bu taktik olarak bazı kulüpler ve yöneticiler tarafından yıllarca uygulanan şeylerdir. Oyuncunun motivasyonunu düşürme. Ben Bilal'le Güray özelinde söylemiyorum. Ama kamuoyunda... Ama öyle dedim, başlamadınız Abdülkerim abi. Ben Bilal Güray öyle başladım. Dedim ki çok örnekleri olduğu için kamuoyunda bu hep konuşulur. Özellikle Galatasaray'ın özelinde bu çok konuşulur. Diğer kulüpler bunu çok gündeme getirirler. Ben sadece bunu söyledim. Ben de Bilal ve Güray'ın... Güray olabilir. Güray genç ve yetenekli bir oyuncu. Transfer olabilir. Bu konuda bir... Şimdi söyleyeyim hocam, size topu böyle atayım. Eğer Galatasaray bugün Bilal ve Güray'a teklif edip de onların kafasını çelip kazandıysa Galatasaray'a yazık olsun. Bu mu yani? Galatasaray bunu mu diyelim? Ertem'ciğim bir konuşursan anlatayım. Bunlar hep kolpa laflar. O zaman biz soruyoruz. Emeğe saygısızlık, alın teri filan. Kimsenin emeğe saygısızlık filan yaptığı yok. Emeğe saygısızlık yapan da kendi adına şerefsizdir. Şunu da yapılan takiyi söylüyorum size. Fetbazlığı söylüyorum. Evet. Bunu Galatasaray içinde söylemiyorum. Hadi genel anlamda konuşayım. Böylesine final maçlarına girdiğinde kurt, çakal, fetbaz idareci şunu yapıyor. Tabii ki. Medyada kucağında aldığı muhabirlere falan diyor ki. Evet. Bak sana ben bir şey söyleyeceğim. Bu olabilir. Doğru. Seni evet, Ali ile Veli'yi biz alıyoruz. Mesajı alıyor muhabir. Açıyor diyor ki bak seneye Galatasaray Fener Beşiktaş sizleri alacak. Üç. O Ali ile Veli'nin hani eşeğin aklına karpuz kabuğu düşmek diye bir deyim vardır ya. Evet, evet. O genç nispeten eğitim seviyesi cahil gözü haklı olarak büyük takımlarda olan o Anadolu çocuğu diyor ki ulan seneye beni bu takım olacak. 3 hafta sonra maç oynayacağız. Şimdi maçta çocuk kurnazsa beni manipüle ediyorlar diye de bozulabilir dengesi. Safsa ulan bu seneye takım Şampiyonlar Ligi'nde olsa ben de bu takıma gidersem hiç size seyirciyle barışık gideyim. Üstelik Şampiyonlar Ligi'nde oynayayım diye çocuğun bütün şeyi ambale oluyor. Dengesi bozuluyor. Bunu yaptılar Türk takımları. Bunun emeğe saygıyla falan alakası yok. Ayrıca de sakın Bilal'le Güray'ı falan hafife almayın. 8 ay önce Fatih Terim'in kurtarıcısıydı Bilal. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Onun için Bilal kötü... Yani ben Bilal'le Güray
bugün kasten kötü oynadılar demek şerefsizliktir. Peki seni 2011 yılına döndürmek istiyorum. Kasten kötü oynadılar. Emenike alındığında. Aynı yani. Olay kardeşim. Aynı olay. Alındı o. Aynı olay. Emenike'ye kompaya bulamadı. Alınmadı. Necati'ye teşekkür ederim. Açık konuşuyor. Geri gelmiyor. Ben bak şu dakikaya kadar Galatasaray'la bak önemli değil. Tabelara baktığımda. Ordu kuluyor. Emenike'ye tak doktor rapor al oynatma dediler ya. Emenike oynamadı. Şimdi şöyle bak. Şimdi gelelim sana. Hocam bunlar bir şey hocam. Necati Ateş geri gelmedi mi? Bunlar Necati Yiğit. Bilmem ne çok çıktı. Ben filmleri gördüm be kardeşim. Ben de çok gördüm çok çıktı. Onu söylüyorum. Ya Türk futbolunda her şeysi, her şeyi vermeye... Arkadaşlar bunların hepsi çok çıkıyordu tamam iyi güzel de. Yani futbolcu bile bile de kendi falan kötü oynamaz. Aa, yani kendini kötü göstermek istemez. Bu ayrı bir şey. Motivasyonu düşer. Şimdi bakın. Sahada problem yaratırsan beni almazlar der adam ya. Apo öyle olmaması lazım. Aslında kendini göstermesen daha iyi oynaması lazım normalde. Sinan'ım öyle olduğu da olur. O da denk gelir o da olur. Tamam. Biz buradan bunu yapabiliriz. Belki bu futbolcular bugün iyi günde değildi. Evet. Belki karşısındaki oyuncular, şimdi dün bakıyorsun. Müthiş oynayan Mehmet Ekici sahada yok Trabzon'da değil mi? Niye? Karşısında çok iyi oyuncular var. Bugün de aynı şekilde Giray'a, Bilal'e şans vermediler. Biz bunu böyle de yorumlayabiliriz. Bu şekilde de diyebiliriz. Ya Sinan, ben bir eski futbolcu olarak bir futbolcuya hayatta bir şey yakıştırmam. Ama bu gerçeği. Futbolcuya hayatta bir şey yakıştırmam. Ya baba, gözümüzle. Hocam, sen mert bir adamsın. 100. yılda benzeri olayları Beşiktaş kulübünde yaptı. Kulübü yöneticiler var. Evet, kendini yaptınız mı zanneden? Bir dakika dur. Şimdi, yaptınız mı? Ya dur hocam karıştırma 100. yılı falan ya. Başka bir şey ya. Nereden nereye gidiyorsun ya? Bir şey anlatıyoruz ya hocam ya. Dur Allah aşkına ya. Burada yapmadık bu yorumu biz yapabiliriz arkadaş. Ama bugün Akhisar'lı oyuncular... Bakın Akhisar'la oyuncular sıktılar. Güçleri yettiğince sıktılar. Eksikleri var. Nedir? Kadroları çok iyi değil. Düşme korkuları yok. Yok. Evet. Rahatlık var. Karşı takımdaki teknik direktörü ayrı şekilde. Şimdi mesela bugün acaba Akhisar maçının primi nedir? Ekstra bir prim var mıdır? Yok. Kulüp başkanı yoktur. Yok. Yani bir duygusal bir durum olabilmesi söz konusudur arkadaş. Ama bunun yanı sıra yenilin, çıkın yenilin falan diye bir oyun oynama söz konusu değil. Öyle bir şey olmaz. Şimdi Oğuz o top elinden kaçırmasa Burak'ın attığı gol yani tamamıyla kaleciden döndü. Bu kadar kolay falan olmazdı bu iş. Oğuz, bakma, Oğuz erken çok iyi bir Fenerbahçelidir. Bakın erken çok ters zamanlarda goller geldi arka arkaya. Çok kritik zamanlarda geldi. Oyun rahatladı. Sonra Akhisar takımı kendi sahasında değil deplasmanda daha iyi oynuyor. Daha iyi savunma yapıyor. Kendi sahasında dikkat edin alındı puanlara bakalım. Bakın deplasmanda çok önemli galibiyetleri var Akhisar'ın. Ondan dolayı yani burada Galatasaray takımı bileğin hakkıyla kardeşim 3 puan almıştır. O ayrı bir şeydir. Tersini ama, söyleyen yok. Hayır. O ayrı bir şeydir. Ama işte bakıyorsun geçen hafta diyorsun Gaziantep böyle yaptı. 2 hafta sonra Beşiktaş gidecek. Bakacağız. Belki Beşiktaş 5'lik yapacak. Bilemezsin. Evet. Tabii canım. Güray'la Bilal'in bakın ben Güray'la Bilal'in transferinin olacağını Galatasaray'a düşünüyorum. O ayrı bir müsaade eder misiniz? Ama sen sonra olayı da tamam hocam şunu geleceğim. Bakın Galata ne olur bunu üzerinize alınmayın. Yok, ama olur. Bakın sosyal medyada Fenerbahçe Balıkesir'i 4-3 yeniyor. Vay efendim Balıkesir'in kalecisi Emrullah o golleri nasıl yermiş? Burada beraber konuştuk. Beşiktaş Trabzonspor'u yeniyor. Vay efendim Trabzonspor sıkmamış. Galatasaray Akhisar'ı yeniyor. Vay efendim Akhisar böyle yapmamış. Şimdi biz burada yön vermek zorundayız. Bu insanların yani bu tip kafası örümcekleşmiş... Bu kötü zihniyetin esiri olmamamız lazım. Evet. Bu insanların emeğine yazık. Aynen, Galatasaraylı futbolcuların, Beşiktaşlı futbolcuların, Fenerbahçeli futbolcuların, kaybeden Akhisar'ın, kaybeden Balıkesir'in, kaybeden Trabzonspor'un emeğine yazık. Aynen. Bu adamları böyle lekelersek bu insanların da sokağa çıkacak yüzü kalmaz. Burada... Bizim hiç yüzümüz ya, kalmaz. Güray'ın gideceği yerde belli kardeşim burada... Trabzonspor'a gidecek. Ay burada ya. Bir... Emin misin? Evet eminim. Ertem Yenal Güray'ı çok istiyor. Ertem Trabzonspor'a gidecek. Benim Trabzonlu dostum söyledi. Ertemciğim. Biliyorum böyle haberi çıktı. Ertemciğim. Bana da geliyor abi. Ertemciğim burada oyuncuları lekeleyen kim? Hayır. Ben çok bu yani, sosyal zihniyetten bahsediyorum. Hayır sosyal zihniyet tamam. Biz oyuncular ne diyoruz? Bazı tatlı su kurnazı yöneticilerin başvurduğu yöntemlerdir. Aynen. Oyuncuların bundan haberi bile yoktur. Yok. Bravo. Hocanın dediği ülkede basındaki yandaşlarına laf kullandığı o kelimeyi şu anda bir iki muhabir yani. Arkadaşım bana mesaj attı. Hangisi? Biz kimsenin kucağına oturmayız. Hocam kırıldık diye bir de vallahi reklam arasında gösteriyor. Bak. Bu da 3. dünya ülkesi. Ben isim verdim mi bir ve kendimden vereyim. Ya bir de Türkiye'den mesleğini satan, para karşılığı rapor veren,
para karşılığı efendim. Hakemler var. Hayır doktorlar var. Daha ileri gideyim. Doğru. Mesleğini ayırt edip para karşılığı penaltı veren hakemler var. Bu bütün hakemlerin filan şey yapmaz ki. Tabii. Herkes kendinden sormuyor. Yani Türkiye'de bütün muhabirler püri bak mı? Hocam, başkanların doğru kucağında. Da, doğru da başkanlardan ne var adam muhabiri yok mu? Hocam niye doğru, da, doğru da bu haberi yapanlar da. Hayır yanlış anladın. Ben bu haber için konuştum. Bugünkü haber için ben özellikle Ertem de oradan gitti. O da şöyle diyelim. Ahmet Çakar bir mekanizmayı anlattı. Bu tip evet. Bu mekanizma. Şimdi şu kalan maçlar bir ekrana gelsin. Kalan maçlar bir ekrana gelsin. Sevgili seyirciler kalan maçlara bir bakalım. Beşiktaş Gaziantep Spor'la içeride oynayacak bu hafta. Galatasaray Konya Spor'la oynayacak bu hafta. İçeride Fenerbahçe Sivas Spor'la oynayacak deplasmanda bu hafta. Sonrasındakilere devam edeceğiz ama ilginç bir durum var. Cumartesi, pazar, pazartesi oynayacaklar. Salı günü dinlenecekler. Çarşamba, perşembe devam. Salı, çarşamba, perşembe yine devam edecekler. Salı dinlenmeyecekler. Cuma dinlenecekler. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Ve cuma, cumartesi, pazarmış. Özür dilerim. Cuma, hayda, cumartesi, pazar, salı, çarşamba, perşembe. Durmaksızın. Durmaksızın. Şimdi bana bir daha söyle. Cuma akşamı ne maçı var? Tek cuma, cumartesi, pazar. Galatasaray maçı var. Galatasaray, evet. Evet. Devam et. Cumartesi. Fenerbahçe'nin maçı var. Peki, pazar. Beşiktaş'ın maçı var. Pazar, Beşiktaş. Peki, sonra. Salı, Galatasaray'ın maçı var. Öyle, evet. Tabii. Buradayız yani. Evet, buradayız. Çarşamba. Çarşamba Fenerbahçe'nin maçı var. Ne? Çarşamba Fenerbahçe'nin maçı yine, var. Yine devam et. Perşembe Beşiktaş'ın maçı var. Söylüyorum. Bak, cuma günü Galatasaray Konya Spor. Cumartesi günü Sivas Spor Fenerbahçe. Pazar günü Beşiktaş Gaziantep Spor. Salı günü Mersin İdman Yurdu Galatasaray. Çarşamba günü Fenerbahçe Erciyes Spor. Perşembe günü Akhisar Beşiktaş. Cuma maç yok. Cumartesi Galatasaray Gençler Birliği. Pazar Mersin İdman Yurdu Fenerbahçe. Pazartesi Beşiktaş Torku Konya Spor. Peki ben şimdi sana istiyorum. 4 tane ranza istiyorum. Altlı üstü burada yatacağız. Gitmeyeceğiz. Bir de benim dinamit var. Tamamen ben. Hocam inanılmaz. Burada bir adaletsizlik var. Niye? Pazartesi Galatasaray oynamış mı? Oynamış. Peki cuma niye Fener'i koymuyorsun? Galatasaray'ı cumartesi koy. Doğru, katılıyorum. Yani anladın mı? Hep kaymaya okey. Yani cuma oynayan tabii ki salı oynayacak. Cumartesi oynayan tabii ki, ama niye cuma Galatasaray'da Fenerbahçe değil? Bak hocam, niye cuma? Bak anlamıyoruz ya. Şimdi bak, Galatasaray bugün oynadı. Evet. Hemen 3 gün sonra bir daha oynayacak. Ne zaman? İşte cuma günü bir daha oynayacak. Tamam, oynamasın diyor. Oynamasın diyor. Fenerbahçe oynasın diyor. Galatasaray'ı koruyor hocam. Ya bir de bizim Türkiye Kupası. En azından Galatasaray oynamasın. Türkiye Kupası falan var galiba. Öyle bir şey de var. Ya olabilir. Onların da maçları var. Ama şu Ertem'ciğim. Şimdi bir dakika ya, bu lig ne zaman aynı maçlar, aynı gün, aynı saat oynanmaya başlanacak? Son 2 hafta. Artık oynasın. Olmaz abi. Olmaz abi. Oynasın abi. Bakın niye olmaz? Hayır. Niye son 2? Olmaz, niye olmaz? Bakın şunu söyleyeyim. Dün Beşiktaş yenilmiş olsaydı. Evet. Cumartesi gecesi de Fenerbahçe yenilmiş olsaydı. Futbolda var mı olası? Evet. Galatasaray belki bugün oyun taktiğini kaybetmemek üzerine kuracaktı. Çünkü iki tane rakibim kaybetmiş. Evet. Ben burada risk alıp hücum oynayacağımı, önce defansif savunma, bir puan da benim için iyi derdi. Şimdi bunları yapmayın. Ama son iki hafta hocam bu. İngiltere'de öyle. Son iki hafta öyle oynadı. İngiltere'de olan doğrudur. Aynı saat. Hayır. İngiltere'de olan doğrudur hocam. Hocam. Bu işin kralı İngiltere. Yani İngiltere yapıyor. Hayır. Bizde de. İnsanların bizde de aynı öyle oldu. Burada her son iki haftalar aynı. Statlar da berbat. Bugün maalesef. Peki niye son iki haftalar aynı? Şey böyle. Federasyonun şeyi yok. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Burada Gaziantep. Gaziantep Torku. Şimdi ne oluyor? Arada Galatasaray ile Fenerbahçe birer tane maç oynuyor fazla. Evet, kupa araya maç sıkıştırıyor. Yani az dinleniyorlar değil mi? Evet. Tamam. İyi atlattılar. Evet. Yani ne oldu? Galatasaray Sivas'ı iyi atlattı. Ondan sonra yara almadı. Evet. Yani Fenerbahçe'de burada iki farklı kaybetmesi hani lazım. Evet. Onlarla ilgili şeyim buydu yani. Evet. Düşüncem buydu. Diyordum ki yorulabilir. Evet. Bunu atlattılar. Şimdi Fenerbahçe aynı şekilde atlattı. Tamam. Balıkesir kazandı rahat. Şimdi döneceğiz. Sivas maçı ne zaman Galatasaray'ın? Galatasaray Sivas. Şey, Fenerbahçe'nin Sivas maçı ne zaman? Fenerbahçe cumartesi. Cumartesi evet. Oynuyor. Evet. Pazartesi Erciyes oynuyor. Pazartesi salı mı? Hayır, çarşamba. Çarşamba oynuyor. Çarşamba Erciyes Spor. Çarşamba sonra? Sonra pazar Mersin İdman Yurdu. Pazar günü Mersin. Sonra Başakşehir? Öbür pazar abi. Ondan sonraki pazar. Ondan sonra. 3. Yani 10 günde 3 tane oynuyor. O arada kupa var. Evet, onu saydı Sinan. Tamam, onu saydın işte. Evet. Yani 10 günde 3 tane oynuyor. Evet.
Aynı şekilde Galatasaray'da öyle 10 günde 3 tane oynuyor. Evet. Orada sıkıntı olursa olabilir. Yani bilmiyorum. Tabii olacağını zannetmiyorum. Çünkü Galatasaray rahatladı diyebiliriz. 4-1 önemli bir sonuç. Evet, bizim oranlarımızı... Fenerbahçe için de yani biraz yorucu olabilir. Fenerbahçe Saraçoğlu'nda 2-1 rövanşı biraz sert geçebilir. Şimdi ben sana söyleyeyim burada Ertem'cim. Bu hafta Gaziantepspor, Beşiktaş Gaziantepspor. 3 kesin. Garanti. Ben sana şöyle sırayla gideyim mi? Garanti. Bu haftadan başlayalım mı Sinan abi? Gaziantep kazanır. Garanti. Beşiktaş kazanır. Aynen. Galatasaray Torku Konya içeride. Kesin alır. Galatasaray kazanır. Fenerbahçe Sivas deplasman. Zor. Zor diyeyim ben. Zor. Şey vermeyeyim, zor diyorum. Peki Beşiktaş Akhisar deplasman. Kazanır Beşiktaş. Galatasaray Mersin İdman Yurdu deplasman. Zor diyorum. Bu alır, çok alır. Zor gibi geldi. Alır, zor diyor. Alır. Alır hemen zor diyor. Fenerbahçe Erciyes'te içeride. Şimdi bakın Mersin maçıyla bugün Akhisar'ın kulübesiyle Mersin kulübesi aynı olmaz. Olmaz. Ben demin sevgili seyirciler duygusallık derken anladınız değil mi? Yani. Mersin aynı olmaz. Döndük. Erciyes. Fenerbahçe Erciyes değil mi? Fenerbahçe kazanır. Evet. Diyelim. Evet. Beşiktaş Torku Konyaspor içeride. Beşiktaş kazanır. Galatasaray Gençler Birliği içeride. Kazanır. Fenerbahçe Mersin deplasman. Sıkıntı. Zor. Sivas'la Mersin deplasmanlarına Sinan Engin sıkıntı. Zor dedi. Beşiktaş Galatasaray deplasman. Beraberlik gibi diyorum. Galatasaray Beşiktaş şampiyon Beşiktaş olamaz. Söyledik. Olamaz. Nasıl hepsini kazandırır? Fenerbahçe Başakşehir deplasman. Kim? Fenerbahçe Başakşehir deplasman. Sıkıntı. Zor. Beşiktaş Gençler Birliği içeride. Beşiktaş kazanır. Galatasaray Rize deplasman. Çok kritik maç. Küme düşme durumu olabilir. Sıkıntı var. Oraya da geleceğim kalan maçlara. Sıkıntı var. Fenerbahçe Kasımpaşa içeride. Fenerbahçe kazanır. Peki o zaman buradan şunu çıkartıyorum. Sinan Engin'e göre en zor kalan maçlarda fikstüre göre baktığımız zaman Fenerbahçe'nin durumu. Doğru, evet, katılıyorum size. Ahmet Hocam. Buyurun. Beşiktaş Gaziantepspor içeride. İstanbul'da mı? Ankara'da. Ankara'da Osmanlı Stadında. Daha yani güzel. İçeride. Daha güzel. Kendi seyircisinin önünde. 3 puan. Galatasaray Konyaspor içeride. 3 puan. Fenerbahçe Sivas deplasman. 1. İlaveli 3 puan. Nasıl ilave? Nasıl ilave? Ne demek ilave? İlaveli 3 puan. Ne demek hocam? Bunu anlayacak yaştasınız hepimiz. İlaveli 3 puan. Yani şöyle yapıyoruz herhalde. Sivas şey Galatasaray 3 puan silinecek. Fenerbahçe artı 3. Al ilaveli 3 de. Ya 3 puan ya tamam 3 puan uzat. İlaveli yani ne resmen, demek hocam? İlaveli anlatın hocam. Fenerbahçe zor deplasman diye düşünüyor hocam. Zar zor 3 puan. Zar zor 3 puan. Çok sıkıntı. Beşiktaş deplasmanda Akhisar. 3 puan. Galatasaray Mersin deplasman. 3. 1 puan. Fenerbahçe Erciyes Spor'la içeride. 3 puan. Beşiktaş Konya ile içeride. 1 puan. Galatasaray Gençler Birliği ile içeride. Eşit oldu gene. 1 puan. Fenerbahçe Mersin'de deplasmanda. 1 puan. Beşiktaş Galatasaray ile deplasmanda. 1 puan. O geçtim. Fenerbahçe Başakşehir ile deplasmanda. Çok zor ama 3 puan. Beşiktaş Gençler Birliği ile Ankara'da. Yani içeride Osmanlı Stadında. 1 puan. Galatasaray Rize Spor'la deplasmanda. Şimdi bak buna ayrı bir parantez açalım. Kasımpaşa'yı sor önce. Fenerbahçe Kasımpaşa ile içeride. Buna da ayrı parantez açıyoruz. 3 puan. Bir daha Kasımpaşa'yı sorayım. Fenerbahçe Kasımpaşa maçını. Fenerbahçe Kasımpaşa maçını kazanıp şampiyon olacaksa bu maç kazanır. Evet. Bu maçı kazanır. Yok Galatasaray Rize bu maçtan puan almak zorunda kümede kalmak istiyorsa bu maç çok zor. Aksi halde Galatasaray kazanır. Peki. Abdülkerim Durmaz hocam. Evet. Abdülkerim hocam ne oldu? Küstün mü bana hocam? Beşiktaş Gaziantep Spor'la içeride. Beşiktaş kazanır. Galatasaray Konya Spor içeride. Beşiktaş kazanır. Yok, Galatasaray da kazanır. Fenerbahçe Sivas deplasman. Hocanın dediği gibi çok zor geçer. Kazanır diyorum. Zor geçer ama. Bayağı zor olacak. Beşiktaş deplasman Akhisar. Kazanır. Galatasaray Mersin deplasman. Kazanır. Fenerbahçe Erciyes içeride. Kazanır. Beşiktaş Konya içeride. Kazanır. Galatasaray Gençler Birliği içeride. Kazanır. Fener Mersin deplasman. Kazanır. Kolay mı? Kazanır. Kolay kazanır. Beşiktaş kazanır. Galatasaray deplasman.
0-2 şey 1-0 ya berabere biter ya Galatasaray kazanır. Beşiktaş Peki. kazanamaz. Galatasaray, Beşiktaş söylediniz. Evet. Fenerbahçe Başakşehir deplasmanı kazanır. Beşiktaş Gençler Birliği kazanır. Galatasaray Rize. Galatasaray kazanır. Fenerbahçe Kasımpaşa. Fenerbahçe kazanır. Size göre Fenerbahçe şampiyon oluyor. Bir şey şartlarda. Ama bak berabere Galatasaray biterse, şampiyon oluyor, özür dilerim. Hayır. Ya berabere biterse Fener şampiyon olur. Yani evet, ince ama bir noktada. Bir Galatasaray'ın kazanma noktada şansı var. Onun için Galatasaray'a %40 veriyorum. Şampiyonlukta biraz önde tutuyorum. Rasim. Beşiktaş Gaziantep Spor'la içeride. Alır. Galatasaray Konya. Alır. İstersen sana Galatasaray'ları sorayım. Hayır. Fenerbahçe Sivas Spor deplasman. 1. Yani beraberlik. Beraber. Beşiktaş Akhisar deplasman. 3. Galatasaray Mersin deplasman. 3. Fenerbahçe Erciyes içeride. 3. Fenerbahçe Mersin deplasman. 1. Galatasaray Gençler içeride. 3. Beşiktaş Konya içeride. 3. Beşiktaş Galatasaray'la deplasmanda. 0. Galatasaray 3. Galatasaray 3 dedin. Fenerbahçe Başakşehir deplasman. 1. Göksel Gümüşdağ maçı vermez. Beşiktaş Gençler Birliği ile Ankara'da içeride. 3. Galatasaray Rize deplasman. 3. Fenerbahçe Kasımpaşa içeride. Kasımpaşa. Yani o kupu 1 almış, 3 almış yani Kasımpaşa'dalar ya. Yani Galatasaray 1, Fener 2, Beşiktaş 2, Galatasaray Fenerbahçe 3'tür. Yani Kasımpaşa maçı Kasımpaşa'dır. Yani maçın anlamı kalmayacak. Niye gülmüyorsun? Kasımpaşa maçı Kasımpaşa'dır. Bunu herkes anlıyordur. Yani 1 almış, 0'mış, 3'müş önemli değildir. Son haftada iddiası kalmaz. Ben bir düzeltme yapayım da hani Göksel Gümüşdağ vermez dedin de Göksel Başkan'ın bu şeylerle işi ya olmaz. Ya Göksel Gümüşdağ vermez dedin. Vermez dedin de yanlış anlaşılmasın. Göksel maçı verir Göksel Başkan, yani. Kulüpler Birliği Başkanı hiç böyle kardeşim, işlerle güç olmaz. Başakşehir oynar. Yani Başakşehir. Adam taşın altına elini soktu. Bütün ya, futboldaki ya, o kirliliği temizlemeye yapma, çalışıyor. Başakşehir evet. Güçlü takımdı. Tamam. Göksel Gümüşdağ mı oynuyor? Abdullah Avcıoğlu var onun antrenörü. Ya, Göksel Gümüşdağ mı oynuyor? Evet abi. Sadede gelelim. Aziz Yıldırım gibi. Bir daha mı sorayım? Sadede gelelim. Yani Rasim'e göre Galatasaray şampiyon. Fener 5-2, Fener 3. Abdülkerim hocama göre bir çizgi var ama Galatasaray önde. Evet. Ahmet hocama göre Beşiktaş küme düşüyor. Sinan abiye geldiğimiz zaman. Ben sana söyleyeyim mi kardeş? Ayıp ya. Ben size söyleyeyim mi kardeş? 75 puan Beşiktaş. 75 puan Beşiktaş. 73 puan Galatasaray. 73 Galatasaray. 72 puan Fenerbahçe. Geçmiş olsun. Bu iş böyle biter diyorsun. Bir dakika, bir daha. Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne. Bir dakika, bir daha. Fenerbahçe 72 puanla 3. oluyor diyor Sinan Engin. Evet. 73 puanla Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 2 ön eleme oynayacak diyor Sinan Engin. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidiyor diyor fakat, Sinan Engin. Fakat Sinan Engin şunu da söylüyor. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidiyor. Fakat Ankara Osman Stadı'nda oynuyor. Muhtemelen yetiştiremeyecekler. Yetiştiremeyecekler Beşiktaş Stadı. Statil Ertem'ciğim. Şampiyonlar Ligi'ne bakın yapılan hesaplara zaten göre. Ha burada ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak şimdi ne deriz biliyor musun? Şurada Galatasaray mesela Beşiktaş yenilebilir. Ama ötekiler hepsi 3-3 yapar. Galatasaray mesela gider. Mersin'de yenilir. Rize'de yenilir veya 6 puan kaybeder, 5 alır. Ben onu da söylüyorum. Bir adım daha öte gidiyorum. Türk Telekom'da Galatasaray'da yenecek, şampiyon olacak diyorum. Delirmiş diyebilirsiniz. Niye ya? Niye delirmiş? Her şey diyebilir. Sosyal medyada var ya öyle. Ya bu ne içiyor, ne hangi kafa falan diye. Hayır. Bu benim görüşüm arkadaş. Evet. Ben diyorum ki Galatasaray, ben sana söyleyeyim. Galatasaray mutlaka, bakın Galatasaray Beşiktaş maçı bu sefer daha önceki derbiler gibi falan olmayacak. Yani öyle o korkak, hani böyle cesaretsiz bir Beşiktaş falan olmayacak. Bu arada Başakşehir'in de farklı olacak. UEFA Avrupa evet, Ligi mücadelesi var. 0-0-28 itibariyle TT oldunuz. Ertemciğim, evet. UEFA Avrupa Ligi'ne gitme mücadelesi, onur mücadelesi veriyor Başakşehir. Arkadaşlar yayında olduğunu göre göre ben telefon açıyorsun. Şuna da bak. Fenerbahçe'yi yenmesi gerekir. Rize Spor da son maçta kümede kalma maçı oynayabilir. Rize zaten yani düştü. Fark etmez. Gücü yeter mi? Bize kaldı pardon. Belli mi olur? Hayır, belli olmaz. Belli mi olur? Belli ama hayır. Bir şey söyleyeceğim. Belli mi olur? Arada kaç puan var ya? Bir şey söyleyeceğim sana. Apocuğum, evet. Şimdi Galatasaray Rize'yi yenerse şampiyon oluyor diyelim. Evet. Rize'de Galatasaray yenerse kümede kalır. Ya da beraber puana ihtiyacı var. Hayır, olabilir. Puana bir puana ihtiyacı olabilir. Gücü yeter mi? Yetmez mi? Ayrı bir şey. Yani şimdi sen ne diyorsun? Beşiktaş şampiyon yaptı mı kardeşim? Hocam ben
Beşiktaş diyorum ki 75 puanla. He. Bak 75 de olabilir, 76 da diyorum. 76 veya 75 puanla Galatasaray'da Telekom'da yenmek şartıyla diyorum. Şak, abi bir şey söyleyeyim sana. Galatasaray yenerse Galatasaray'da olabilir. Tebrik ederiz. Ben, bu benim kendi görüşüm. Olcay Şahan da mesajı verdi zaten Ahmet Çakar'a. Ertelciğim, bu benim. Biz dedi bütün derbicikleri kazanıp fark şampiyon etmez olacağız dedi. Ben diyorum ki arkadaş, burada hep beraber, burada bütün gün önümüzdeki hafta değil mi? Evet. En az 5-6 program yapacağız. 9 program yapacağız. Hayır. Hepsini yapacağız. Aynen öyle. Burada yaşıyoruz. Yatak. Bu futbol bu. Galatasaray'da olursa seviniriz. Fenerbahçe olursa aynen seviniriz. Öyle. Ama ben diyorum ki Beşiktaş 75 puanla şampiyon olacak arkadaş, bu kadar ya. Sevgili seyirciler, dün Olcay Beşiktaş'ın yıldızı, Beşiktaş'ın vazgeçilmesi, tribünlerin göz bebeği. Teknik direktör Bilic bazen ilginç kararlar verip nedense hani bazen öyle sürprizler yapabiliyor ama Beşiktaş taraftarlarının gerçekten sevgilisi dün çok ilginç bir açıklama yaptı. Maç sonrasında Ahmet Çakar'a bir mesaj gönderdi. Ahmet Hoca'ya selamlarımızı gönderiyoruz takım olarak dedi. Ve çıktı aslanlar gibi, kartallar gibi. Dedi ki biz şampiyon olacağız dedi. Sinan Engin ayak ayak üstüne oturacak, atacak ve Beşiktaş'ın şampiyonu tutacak dedi. Bir dakika hocaya soru soruyorum. Herkese soru. Arkadaş, bu Beşiktaş futbol takımı, bu Beşiktaş futbol takımının Türk Telekom'da Galatasaray'ı yenmesi anormal falan mıdır ya? Hayır. Yok. Nereden çıktı? Yok, kim biliyor onu? Yani Trabzon gitti Galatasaray'ı top göstermeden yendi. İki maçta da yendi. Beşiktaş iki maçta da Trabzon'u top göstermeden yendi. Zor abi. Fark etmez arkadaş. Anormal bir şey mi söylüyorsun? Demedin. Hayır, Beşiktaş gidecek No Cup'ta Barcelona'yı 3 tane var atacak falan diyeyim. Bir dakika. Ya biraz yavaş atalım orada. Şimdi biraz hani Bayern Münih'e gitti falan top göstermedi falan değil mi? Hayır. Gayet normal arkadaş. Aynen. Anadolu takımları Galatasaray Telekom'da yenmiyor mu? Yeniyor. Sinan abi şimdi, bir soru sorabilir miyim? Sen şimdi bana bak şunu da sorabilirsin Ertem. Abi Beşiktaş'ın bu maçları alacağı garanti mi diyebilirsin? Belki de. Ben sana hocanın dediği ya, gibi. Senin tecrüben hayır, ya. 15 puan var değil mi burada? Evet. Belki hocanın dediği gibi. Hoca 8 puan doğru falan verdi burada. Belki de 8 puan alacak Fenerbahçe, Beşiktaş. Yani ne? 64. 72. Hoca 72 yapacak belki. O da olabilir. Ya ben bir şey söyleyeyim mi sana? 3, 6... 8 puan alırsa iyi Beşiktaş. Ya hocam ne yapıyorsunuz ya? 8 puan alır herhalde. Hocam ne yapıyorsun? Bak Olcay'a söylerim seni. Seni Olcay Şahan'a söylerim hocam. Seni Olcay'a söylerim hocam. Hayır, neyse 8 puan diyorsun ya, seninle bir iddiaya girelim. Hayır, 8'e girmeyelim ya. Neye girelim? Beşiktaş şampiyon olursa. Tamam. Ben önce çok mutlu olurum. Takım ve camia adına. Şey mutlu falan olma. Bir dakika. Mutlu falan olma. Sonra. Mutlu falan olma. Seni güzel bir ıstakoz yemeye davet ederim. Ya ne ıstakoz hocam? Ben ıstakoz falan yemem. Yutum var bir arayayım. Yutum var hocam benim. Bir şey ye, pilav ye. Ne yiyeceksin? Ya ne ıstakozu falan hocam? Daha gerçek başka şeylere girelim iddia. Peki seni aleme götüreyim. Ya ne alemi falan? Bizim alemle ne işimiz olur? Alem derken ileri böyle şey yaşamayınca. Alem derken alem efem demek istedim. Alem hayır. Alem efendim. Başka bir şey hocam. Hocam. Müzikli, sazlı, sözlü bir eğlence gibi. Taraftarı. Hocam demedim. Serkan Şengül'e selamlar. Serkan Şengül kardeşime. Peki ne yapayım? Taraftarı da. Kendimi keseyim. Hayır bizi seyreden. Hayır hocam. Bizi seyredenlerin de keyif alacağı bir yani burada bir şey olsun. Bizi seyreden insanları. Şimdi mesela Galatasaraylar şu an, Fenerli Arçeliler bana kızıyor olabilirler. Bundan dolayı, bu öngöründen dolayı. Onlar da o zevki tatsınlar. Mesela sen Beşiktaş şampiyon olamayınca onu yapanlar da keyiflensin. Aa bak Sinan Engin falan filan diye desinler. Ama onun çok güzel oldu ya. Şu kamuoyunu ilgilendiren yani keyiflendireceği bir şey mesela yapalım. Mesela sen ağzını alırsın, sen söyle ne yapayım yavrum. Düşünelim biraz daha. Sen düşünelim mesela. Sinan bir şey geliyor. Sinan içinden geçeni söyle. İçimden bir şey geçmiyor. Sinan bir şey geçeni biliyorum. Ya. Bir dakika. Kararınızı Sinan reklamdan sonraya bırakıyorum. Yine bir dakika. Kahve molası veriyoruz. Yine Mahmut Kapı. Kahve molasından sonra beraber. Sevgili seyirciler. Bir dakika hayatım. Bir şey söyleyeceğim. Şey Rasim'ciğim. Yalnız bir sıkıntı var. Hocam bir dakika. Sevgili seyirciler. Ne oldu? Hocam bir dakika. Hocam bir dakika. Başka bir şey söyleyeyim. Bir müsaade et. Sevgili seyirciler. Şöyle bir durum var. Geçen hafta oranları görmüştünüz. Rasim demişti ki %99 Galatasaray, %1 Beşiktaş, %0 Fenerbahçe. Ahmet Çakar %1 lig bitmez demişti. Sinan Engin gayet mantıklı. Abdülkerim hocam gayet mantıklı. Biz de mantıklıyız. Bizimki pek mantıklı değil dedi Ahmet hoca. Reklamdan sonra oranlar değişti. Öyle bir sürpriz geliyor ki, öyle bir sürpriz geliyor ki ekranlarınızın başından ayrılmayın. Kim o dönem? Ama iddia ne? Hangi konuda İddiaya girdiğini biliyorsunuz. Beşiktaş şampiyon olur diyor Sinan hocam. Ahmet hoca diyor ki hayır sana istakoz yedireceğim diyor. Sinan abi kolayı diyor, ver ben iddiayı ben buldum. İstakoz yemeyeceğim. Hayır reklamdan i̇ddiayı sonra. Buldum. Reklam sonra. Bayis sonra bir iddia. Reklama gittik. Dönek kim? Dönek reklama kim? Gittik. Reklama gittik. Bayis sonra. Dönek kim? Dönek kim? Hayır öyle bir şey yok.